Ve çiçeği burnunda bir çift Dilan Çiçekdeniz ve İzlandalı sevgilisi Thor. Arkadaşlarımız Dilan Çiçekdeniz'e de evlilik tarihini sormuşlar. İşte cevabı. Çok şık gördük sizi. Hayırlı olsun yeni serseriniz. Teşekkür ederim. Ben de alışma sürecinde. Telefon çalıyor. Telefon titriyor. Bir önemli değişiklik nereden? Eski bir proje için mi yoksa? Proje için. Ben durduk yere yapamam yani. 14 Şubat'ta çekime başlıyoruz. Ve çok heyecanlıyım. Tamam. 14 Şubat da sizin için ayrı bir anlam da taşıyor. Ama aynı zamanda iş için de bir başlama istemiş de kazanmış oldunuz. Aynen öyle. Süper. En güzeli. Sevgililer Günü'nde o zaman buradasınız. Buradayım. Çünkü sonralara sürekli çıkan bir haberleri vardı. Konuyla alakalı sizin tuttuğunuz gibi. İstiyoruz evlenmek bu yaz. Fakat henüz hala ikimize çok çalıştığımız için hazırlık yapamadık. Umarım en yakın zamanda yapacağız ama kesin haberiniz olur. Akif Bey, öncelikle sizin zaten haberiniz olacak bu durumda. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizim masa şu anda ortadan ikiye ayrılmış durumda. Evet. Sen orada tek başına kaldın. Seyirci beni bırakmaz ama. Biz Hera'yla diyoruz ki beni. Sarı saç Dilan'a ne kadar çok yakışmış. Ben de ben beğenmiş versen hayır güzelsin diyor. Koyu renk diyor. Koyu renk daha çok yakışmış diye düşünüyorum. Beni yalnız bırakmayın. İkiye bir kaldım lütfen. Ya bazen insanlar değişiklik istiyor. Ben de mesela çok istiyorum. Keşke sarı olabilse ama olmuyor. Saçım koyu olduğu için yanıyor evet, mutlaka. Evet sakın sarı olma. Yok o yüzden olmaz. Ben böyle sarı görünce ah ne kadar güzel olmuş diyorum. Bazıları da sarışın. Hani sonradan sarışın olsa da onlar böyle bir esmer bir gölge falan attırdıkları onlara da olmuyor. Geçen yazdan bu yana ünlü kadınlar arasında bir sarı saç modası var. Evet. Koyu olan saçlarını çoğun sarartmaya başladı. Mesela hiç mi hiç yakışmayan bir isim neyse kısa bir süre sonra da koyu renk boyattı zaten. Kimdi? Amine Gülşe. Ha evet olmadı. Hiç yakışmadı ona. Olmadı. Ama Dilan Çiçekdeniz'in sarı haline ben bayıldım. Çok havalı olmuş. Farklı olmuş. Yok, evet. Hollywood yıldızları gibi olmuş sana öyle söyleyeyim. Sen niye beğenmedin? Yok esmer yani koyu kahverengi saçlı. Ne yapsa yakışıyor zaten. Aa, tabii. De. Hani çok güzel birisinin üstüne onu giyme bunu giy der gibi evet, konuşuyoruz evet. Şimdi. Her haliyle çok güzeldi ama bu haliyle çok güzel. Seyircimize de soralım. Dilan Çiçekdeniz sarışın mı esmer mi daha güzel? Şimdi bir ne proje yapacak, için saçları boyattı. 20 tane esmer dese onu okumayacak 3 tane sarışına herkes sarışın diyor. Evet klasik bilmiyor musun? Dur bir bakayım hemen okuyacağım. Geldi mi mesajlar? Şuradan da bakıyorum. Ya bu arada Hera sen Dilan Çiçekdeniz'e benziyorsun biliyor musun yüz yapısı olarak? Evet. Değil mi? Özellikle Müge çenek kısmı evet, çok benziyor. Evet. Ay, güzel kısmı ne güzel ona benzetilmek. Yok güzel. Çok güzel. İnanamıyorum. Evet, esmer. Rejide esmer. Müge Dağıstanlı'ya efendim destek vermiş. Burada bizi yalnız bırakmayın lütfen bol bol sarışın yazın. Bir tane sarışın var. Hadi onu sizi sevindirmek için okuyayım. Diğerlerin hepsi esmer. Esmer, Beyoncé'ye benzemiş. Bence de hiç yakışmamış. Bak sarı saç tabii ki bir tane var. Buket yazmış. Sarı saç ifadesi kaybolmuş gibi devam. Ben çok beğendim. Bilmiyorum. Ben birazdan okudum ve hepsi sarışın olur senden. Dilan Çiçekdeniz sarışın mı daha sarışın iyi, diyorum. Esmer mi daha iyi diye sorduk. Çoğunluk sarışın yazıyor tabii. Tabii. Hiç gerek yok. Bir şey söyleyeceğim ama seni biz şeye benzettik. Dilan Çiçekdeniz'e benzettik. Bir izleyici de yazmış diyor ki Dilan da kimmiş? Hera daha güzel diyor. Acaba Ozan fake sayfa açtı da hemen böyle bir yorum mu yaptı? Yok uyuyordur. Ozan uyuyordur şu an 40. rüyasındadır muhtemelen. Ciddi misin? Sonradan izler belki. Sonradan. Dilan'a sarı daha güzel yakışmış. Tabii sarışınları ok hayat. Esmer demiş atladım. Sarışın hali tabii ki de daha güzel. Tabii. Bence esmer ama sarı hiç yakışmamış. Sarışın. Bak sarışın gel. Yanlışlıkla okudun arayı değil mi? Kesinlikle esmer demiş hemen atlayayım onu ben. Dilan Çiçek'e esmer daha çok yakışmış. Müge'nin yanındayım. Yalnız değilsin Müge. Tabii çok önemli. Onu da yanımda oldular. Çok teşekkürler ama bir proje için sarışın galiba evet, daha sonra evet. Sarı saçla 10 yaş ileri gitmiş gibi koyu renk daha yakışıyordu demiş. Jessica Alba'nın sarışın haline çok benziyor Dilan Çiçekdeniz. Sarı saç çok yakışmış. Bak hep sarı. Bak şöyle hızlı baktığın zaman hep sarı gibi. Bakmama gerek yok. Yakın gözlüğü takmama hiç gerek yok. Ben yok, biliyorum. Sonuç sarı çıktı.